Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Rabbim sağlık, sağda afiyet versin inşallah cümlenize. Evlerinize bereket, hanelerinize huzur versin inşallah. Hanımlar, çok güzel bir yelek, hırka, battaniye modeliyle geleceğim, hasır modeli yapacağız inşallah. Şöyle ben lastiği ipim attım, biraz lastiğimi ördüm geldim. Tekrar bakın, bir ters, Bismillahirrahmanirrahim, bir düz olarak lastiğimi örüyorum. Battaniye yapmak isterseniz lastiğe gerek yok. Hırka ve yeleklerde lastik yapacaksınız. Hırka ve yeleklerde kenar ilmeği de yapabilirsiniz. Bu modelde kenar ilmeği yaparak veya tığ battıyla yeleklerinizin kenarlarını yapabilirsiniz. Çünkü model biraz uzun olduğu için lastik kenarına koyması biraz daha zor. Bakın şu şekilde ters. Bak düz, ters, düz. Ben lastik koydum gene sizler için. Düz, ters, düz, ters. Renk aynı renkten yapıyoruz. Şimdi ön kısımdayım. Bakın. Tekrar bu sıramızı ters ve düz yapacağız. Bakın. Düzler düz, tersler ters. Bu tarafta düzler düz, tersler ters. Öbür tarafta tersler düz, düzler ters. Şu ilmekler bu tarafta düz, bu ters. Lastiklerimiz bir düz, bir ters veya iki düz, iki tersle oluşuyor. Daha değişik güzel bir lastikler de var tabii ki. Biraz daha uğraşmak isteyenler için. Bakın şimdi lastiğimi yapıp geldikten sonra ters kısımdan modelin kurulumunu yapacağız. Nasıl bir model yapacağız? Hep beraber görelim. Çok güzel bir hasır modeli. Şu şekilde hemen ön kısımdan lastiklerimi bitirdim. Arka kısımdan kurulumunu yapacağız. Ters kısımdan, yani şu kenar tarafta tırtıklı olur terslerin. Ters olarak modelin kurulumunu yapıyoruz buradan. Bakın şimdi bir arttırıyorum. Tersten örüyorum. Bir tane de arttırıyorum. Tersten örüyorum. Hep ilmeklerimizi bir arttırıp ters öreceğiz. İlmeklerimizi bir arttırıyoruz, ters örüyoruz. Bakın arttırdım, benden taraf ipim ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi arttırıp ters örüyorum. Başa kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi arttırıyoruz. Düz olarak eğer battaniye yapmak isterseniz zemin kısmını düz olarak iki sıra yapın. Ondan sonra modelin kurumunu yapın. Battaniye de çok güzel yakışır bir model. Hırkaya da. Yani çarçabuk olan bir model. Kolay bir model. Bak bu şekilde. Her ilmeklerimden artırarak. Bak. İlmeğimi örmeden bir önce arttırıyorum. İlmeğimi örüyorum. Hepsini ters örüp geldim başa kadar. Bakın son bir ilmeğime kadar tekrar arttırıyorum. Arttırdım. İlk sıramız bu şekilde. Birinci sıra. İkinci sıraya geçiyoruz. Bakın ilmeğimi bıraktım. Şu arttırdıklarımı bırakıyorum. Bakın. Bu var olan ilmeğim. Bu da arttırmış oldum. Bırakıyorum. Var olan ilmeğim. Arttırmış olduğumu bıraktım. 4 tane ilmek aldım. Bakın. Şu ilmeklerimi. Bak şu öndeki ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi şişeye takıyorum. Ve 2 ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Bakın geçirdim. Başına bir doluyorum. Ve bir tane örüyorum. Yani kesme işlemi yapıyoruz. Bakın
Arttırmış olduğum ilmeğimi bırakıyorum. Alıyorum. Var olan ilmeklerimi alıyorum, arttırmaları bırakıyorum. Var olanı alıyorum, arttırmayı bırakıyorum. Bak. Şimdi arkadaki ilmeğimi iki tane şişime taktım. Şunlar değil. Bakın bunlar. İlmeğimi, şişimi ilmeğimin içinden geçirdim. Bak bir tane şöyle de arttırabilirsiniz. Bir tane arttırıyorum ve örüyorum. Ördüm. Tekrar var olan ilmeğimi aldım, arttırmaya bıraktım. Bunu aldım, arttırmaya bıraktım. Bunu aldım, arttırmaya bıraktım. Bunu aldım, arttırmaya bıraktım. Tekrar bakın. Arkada iki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Şöyle arttırıyorum, tekrar örüyorum. Hepsi bu kadar anlar. Başa kadar bu şekilde yapıyoruz. 4 tane ilmeğimi tekrar aldım, arttırmadan bıraktım, içerisinden geçirdim, arttırdım, ördüm. Arttırmadan bırakıyorum. Var olan ilmeklerimizi topluyoruz. 4 tane. Çok basit ve örmesi de zevkli bir model hanımlar. Şimdi tekrar 4 tane ilmeğimi alıyorum. Arkadan iki ilmeğimle içerisinden geçirip arttırıyorum ve örüyorum. Bakın. Şimdi ilmeğim iki tanesini aldım, içerisinden geçirdim, arttırdım ve ördüm. Bir tane kesim işlem yapmış oluyoruz. Arttırmalarımız onun için. Şimdi burada iki ilmeğim kalıyor. Onları örüyorum düz olarak. Bu şekilde. Şimdi ters kısmından tekrar modelin kurulumunu ters kısımdan yapıyoruz hanımlar. Çünkü modelimiz hep bir taraftan kurulacak, bir taraftan toplanacak. Bakın tekrar artırma işlemini yapıyorum. Örüyorum, artırıyorum. Ters olarak örüyorum. Arttırıyorum, ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi tekrar arttırıp ters örüyorum. Arttırıyoruz hanımlar. Şu arttırmış olduğum ilmeğim. Bakın şu arttırmış olduğum onu en son, ikinci sırada örüyoruz. Arttırmaya. Var olan ilmeğim, arttırmış olduğum ilmeğim. Arttırıyorum. Tekrar örüyorum. Arttırıyorum. Bakalım kaç tane burada. Biraz burası karışmış gibi geldi bana. İlmeklerim içerisinden geçmiş onun için. Şimdi arttırıyorum. Tekrar devam ediyorum. Şu var olan ilmeğim arttırıyorum, arttırmış olduğum arttırıyorum, 4 tanesini bu şekilde örüyorum başa kadar arttırıyorum. Şurayı düzeltip geliyorum. Arttırıyorum. Örüyorum, arttırıyorum, örüyorum. Burada ilmek kaçırmayın sakın hanımlar. İlmeklerimiz arttırmayla gidiyor. Bakın ben arttırdım ilmeğimi kaçırdım. Örüyorum. Pardon, ters yapacağız. Ben düz yapıp gidiyorum. Tabii daldım. Örüyorum, arttırıyorum. Örüyorum, arttırıyorum. Örüyorum, arttırıyorum. Örüyorum. Bunu da başa kadar bu şekilde götürüyorum hanımlar. Haydi bakalım. Şimdi başa kadar geldiğimde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın. Arttırmayı unutmuyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde şurada var olan ilmeğim var.
Bu ilmekler ters dönüyor. Ona göre düzeltirsiniz. Şimdi ön kısma geldiğimde tekrar göstereceğim. Şuraya örüp geliyorum. Şimdi ön kısma geldiğimde bak, şu arttırmış olduğum ilmeği bıraktım, bir ördüm. Onu da bıraktım, bir ördüm. 3 tane ilmeğimi düz ördüm burada. Şimdi yerlerini değiştiriyoruz. Şu arttırmış olduğum ilmeğim, bu var olan ilmeğim, arttırmış olduğum ilmeğim, var olan ilmeğimi aldım, var olan ilmeğimi aldım, arttırmaya bıraktım, tekrar arttırmaya bıraktım. Bak, şu 3 ilmeğimi ellemiyoruz. Şu ikisini, şunun ikisini hanımlar, hemen yer değiştiriyorum. İçerisinden arttırıyorum ve örüyorum. Bak, bu şekilde. Şu var olan ilmeğim, arttırmış oldum, bıraktım. Bak, yavaş yavaş yapıyorum ki anlayın diye. Arttırmalarını bütün bırakıyorum. Tekrar bak, 4 ilmeğim oluştu. Şunları bırakıyorum. 4 ilmeğimi alıyorum. Bak, bir arttırıyorum. Tekrar onu da örüyorum. Bakın bu şekilde. Bunları aldım. Bunları aldım. Bunları aldım. Bunları aldım. Tekrar bakın, içerisinden geçiriyorum. Bir arttırıyorum, içerisinden bir tane daha geçiriyorum. Hem kesim işlemi yapıyorum, hem arttırma işlemi yapıyorum. Tekrar bakın, 4 tane içerisinden geçirdim, arttırdım, ördüm. Hepsi bu şekilde hanımlar. Şimdi bakın, yer değiştirerek 2 ilmeğimizi başta bıraktık, yer değiştirerek ördük. Bir dakika, öne geldiğimizde göstereceğim tekrar. Bakın bu şekilde hanımlar. Çok güzel bir model. Bakın, arttırmış olduğum bu ilmek, bu var olan ilmeğim. Arttırmaları bırakıyorum, var olanları alıyorum. Tekrar bakın, yer değiştiriyorum. Daha ince iş kullanabilirsiniz. Ben 5 numara kullandım. Siz 4 numarayla da yapabilirsiniz. Şuraları delikli olmasını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ama 5 numara daha güzel, net görünüyor. Bakın şu şekilde 4 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar 4 tane ilmeğimi yer değiştirdim, arttırdım, ördüm. Bakın, modelimizi hem buradan başlangıcını yapıyoruz, buradan neredeyse bitişini yapıyoruz. Yan yan gidiyor biraz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım, arttırdım. Tekrar bütün ilmeklerimi örüyorum. Arttırarak örüyoruz. Bakın, hepsini arttırıyorum tekrar ters yönde. Ördüm, arttırdım, ördüm. Arttırdım, ördüm. Arttırdım, ördüm. Arttırıyorum. Ters örüyoruz. Her ilmeğimi arttırıyorum artık. Başa kadar bu şekilde geliyorum. Haydi bakalım. Başa kadar bütün ilmeklerimi ters örerek, arttırarak gelelim. Geldik zaten. Bütün ilmeklerimizi arttırıyoruz aralarından. Arttırdım, ördüm, arttırdım, ördüm. Arttırıyorum, örüyorum, arttırdım, ördüm. Şimdi tekrar iç zemininde nasıl yapmışsak o şekilde artık modelimizi kuracağız. Şimdi göstereceğim. Başa geldim. Bunu da ters olarak ördüm.
Şimdi bir ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimizi bırakmıştık. Şimdi sıra bunlarda. Bakın. Buradan başlıyoruz. Tekrar modelimizi kurmaya. Bakın 4 tane aldım. Attırmaları bıraktım. Bakın 4 tane. Şu iç, kenardaki ilmeğimi aldım. İçerisinden geçirdim. Bir attırdım. Tekrar bir daha geçirdim. Bunlar var olan ilmeklerim. Şu attırmış olduklarım. Onlar geniş zaten. 4. Hepsi bu kadar hanımlar. Modelin kurulumu çok da güzel bir model. Kolay bir model. Hiç kafa karıştırıcı değil. Bakın içerisinden aldım, arttırdım. Tekrar aldım. Model kafa karıştırıcı gibi görünüyor karşıdan ama değil. İçerisinden çıkardım, aldım. Tekrar içerisinden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın ben bunu birkaç sıra daha örüp geliyorum hanımlar. Tekrar arkadan ters olarak her ilmeğimizi artırarak geliyoruz. Bakın kenar ilmeğime geldiğimde şuraya göstereceğim tekrar. İki tane ilmeğimi düz örüyoruz. Bakın şu arttırmış olduğum ilmeğim, onu bırakıyorum, düz örüyorum. Evet. Şurada evet arttırmamız vardı bir tane. Bunu şöyle çekeyim. Şöyle arttırmaya alayım ki ilmek eksiltme yapmayın sakın. Şu şekilde onları da ters örüyorum. Döndüm. Tekrar arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi tekrar arttırıyoruz. Bir dahakine geldiğimizde bunları da katacağız sayımızın içerisine. Şöyle bakayım. Burada biraz karışıklık olmuş. Yani şu var olan ilmeğimiz. Örüyoruz. Bir arttırma olunca birazcık bol oluyor. Ondan karışıyor gibi oluyor ama değil. Tekrar arttırıyorum. Bakın şu var olan ilmeğimiz ördüm. Arttırdım. Arttırdım. Ördüm. Tekrar iki ilmeğim. Arttırdım. Ördüm. Başa kadar geliyorum. Birkaç sıra örüp geleceğim hanımlar ben. Modelim tam net görünsün. Güzelliğini de görün. Hepsi bu kadar hanımlar. Arka kısımdan şu şekilde. Arka kısımdan da hasır gibi görünüyor. Şimdi hanımlar bakın burada bir önceki sırada şey bırakmıştım. Örmeden bırakmıştım. Şimdi yer değiştirerek tekrar son bir kere daha anlatayım dedim. Yer değiştirerek bakın iki ilmeğimi çevirdim. Arttırdım. İçerinden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın yer değiştiriyorum. Bir an şeyde ilmeğimi değiştirdim de buradan değiştirdim. Burada boş bıraktım iki ilmek. Şimdi tekrar buradan yer değiştirerek iki ilmeklerimi birbirinden geçiriyorum. Bakın. Her seferinde yer değişerek bir dahakine o kenardaki ilmeğimi düz öreceğiz. Sonra modeli yer değiştireceğiz. Değiştireceksiniz yani. Ben son bir kere daha bu şekilde anlatayım dedim. Kafanız karışmasın diye. Zaten elime bakarsanız anlarsınız. Bakın. 4 tane ilmeğimi aldım. İçerisinden geçirdim. Artırdım. Tekrar bir ilmek daha alıyorum. Hepsi bu kadar anlar. Çok güzel, şahane bir model. İnsan da ördükçe öresi geliyor bu arada. Gerçekten çok güzel model. Hırkalar şeye gider, kazaklara gider, battaniye gider, hepsine gider hanımlar. Mesela yumuşacık çocuk hırkası da yapabilirsiniz. Yumuşacık bir model.
Ama en çok battaniyeye gider bu model. Ve zevkli de örülüyor. Ben siz için burada şimdi yavaş örüyorum ki şey anlayın diye. Biliyorsunuz zaten ben hızlı örüyorum. Bakın burada tekrar 2 ilmeğim geldi. Bu burada 3 olacaktı. Sanki yedim bir tanesini bu yurtta ilmeği şöyle. Önemli değil. Hemen bak. Burada 2 ilmek kaldığı için burada kalmaması gerekiyor. Onun için şöyle ikisini beraber şöyle yapıyorum. Hemen ikisini aldım. İlmeğimi içerisinden geçirdim, arttırdım. Tekrar bir tane daha. Burada bir ilmeği kasmışım sanırım onun için. Dikkat edin hanımlar. İlmekler kasma yapmasın. Bakın şu çok güzel bir model. Maviye de harika yakıştı. Bakın. Harika bir model. Şöyle arka kısmı bile hasır gibi görünüyor. Bakın. Ama çok güzel bir model onlar. Ben çok beğendim. İnşallah bir şeyler yapmak istersem değerlendireceğim. Bakın buralarda içinden sırayla gidiyor bakın. Gördüğünüz gibi. Harika bir model. Bakın şu şekilde de görünebilir. Kabartmalı bir model. Ben zaten çok beğendim. Onun için yaptım sizler için. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz onları. Hoşça kalın. Safişin elemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.